konuşmaya aslında size çok sevgili arkadaşınız Profesör Doktor Sibel Canbaz Kabay yapacaktı. Türkiye Tutuklar Üniversitesi'nden kendisi. Ama bir rahatsızlık nedeniyle aramızda olamadı. Herkese sevgilerini gönderdi. En erken zamanda da tekrar adamıza geleceğine söz verdi. Bu konuşmaya hazırlarken de onun konuşmasından yararlandım ben. Konumuz multiple skleroz ve tanısı. Herkesin böyle ilk duyduğunda ne hissettiğini hatırlamasını istiyorum. Önce hastalar bize bu tanıyı koyduğumuz zaman çoğunlukla onlar niye bu benim başıma geldi, niye ben oldum diye bir sıkıntı yaşarlar, bir isyan yaşarlar. Bazıları öfke yaşayabilir. Yok bende böyle bir hastalık yok aslında, doktor yanılmıştır muhtemelen diye bir inkar yaşayabilir. Endişe duyabilir. Yani ben hastayım, iyiyim ama hani ileride ne olacak? Bir endişeye kapılabilir hastalar. Böyle çeşitli duygularla başlarız aslında MS yolculuğumuza ve en çok da hastaları endişelendiren gelecekte ne olacak düşüncesidir. Az önce de söylediğim gibi bizim MS'le barışmamız lazım, MS'le savaşmamız lazım. MS'i iyi tanımamız gerekiyor. Ve bunu da hep beraber yapabiliriz. Yani hasta, hasta yakını, hekim, hemşire, çok yakın toplum aslında bunu birlikte yapabiliriz. Birçoğumuzun bildiği üzere nörolojinin babası Charcot, Jean-Martin Charcot Paris Üniversitesi'nde 1868 yılında bu hastalığı ilk kez tarif etti. Ve o zamandan beri hastalığı tanıyoruz. Santral sinir sisteminin bir hastalığı multiple skleroz. Santral sistemi dediğimizde beyin ve omuriliği hastalığı. Orada miyelin dediğimiz yağlı tabakanın yıkılması, bir inflamasyon dediğimiz bir yangının ortaya çıkması ve bunun sonucunda da bir netme dokusunun oluşmasıyla karakterize bir hastalık, kronik bir hastalık, yani sürecek olan bir hastalık ve ataklarla ve iyileşmeler de seyrediyor. Çok önemli bir kısmı, bir kısmı da ilerleyici de seyredebiliyor. Ve genç yetişkinleri tutan bir hastalık kadınlarda daha sık görülüyor. Ama evet, çalışıyorum. Evet. Şu bir sinir hücresi, bu da kas, aradaki sinirin uzantısı, kası idare eden sinir hücresi gönderdiği uyarıları ile birlikte kası idare eder uzantılar. Bu uzantılar yağlı bir maddeyle sarmalanmışlardır ve ona biz miyelin diyoruz. İşte bir şekilde vücutta miyeline karşı bir savaş başlıyor, miyelin yıkılıyor. Hal böyle olunca da sinir hücreleri görevlerini yapmakta zorlanıyorlar. İşte bu miyelinin yıkıldığı yerlerde plaklar oluşuyor. Aslında lezyon dediğimiz, plak dediğimiz bu miyelinin yerlerde gördüğümüz lezyonlardır. Ve birden çok yerde olduğu için de biz multiple diyoruz. Yani beynin ve omuriliğin birçok yerinde bu lezyonlar olabildiği için multiple birden çok yerde olur. Adı da bundan gelir hastalığın patolojik özelliğinden dolayı. Ayrıca da oralarda iyileşirken skleroz dediğimiz bir sertleşme, bir netme dokusu oluştuğu için multiple skleroz hastalığın adı buradan geliyor. Bu da miyelini. Bakın bu normal bir miyeli. Bu da parçalanmış bir miyeli. Beyinde de hani böyle MR'da koyup da uzun uzun baktığımız aslında bu lezyonları tek tek görmeye çalışıyoruz. Bu omurilik kesiti. Bu da beyin kesiti. Kadınlarda dediğim gibi iki kat daha fazla. Bu dünyada da böyle. Bizde de böyle. Dünyada 2 milyon kadar. Amerika Birleşik Devletleri'nde 300 bine yakın. Ülkemizde 300 kadar, ki bizim ülkemizin nüfusu son nüfus sayımında 276.000'di. Bu hesaba göre bizde 100.000'de 100'ün üzerinde görülüyor skleroz hastalığı ki yüksek yoğunlukta olarak kabul edebiliriz. Halbuki coğrafik olarak orta yoğunlukta olmamız beklenirken biz bir ada ülkesi olarak yüksek yoğunlukta bir yerde bulunuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nde de 40 bine yakın MS hastası olduğu tahmin ediliyor. Tabii bu konudaki en yetkili dönüşük çalışmaları yapan ekip de burada bugün. Onlar bize tecrübelerini anlatacaklar. Dediğim gibi coğrafik olarak bir dağılımı var.
var bu multiple sklerozun. Ekvatordan ekvatora yaklaştıkça azalıyor. Çünkü güneş ışınlarıyla da ilgisi olduğu tahmin ediliyor. Kuzeye gittikçe de artış gösteriyor. Beyaz kutuplara, daha doğrusu ekvatordan uzaklaştıkça diyelim ona, daha sıklaşıyor. Beyaz ırkta kadınlarda, gençlerde, ailesinde MS olanlarda, iklim ılıman ve soğuk iklimde daha sık görülüyor. Biz neredeyiz burada? Bakalım. Yani burada çok net görünmüyor ama bizim coğrafik olarak düşük orta yoğunlukta olan bölgede olmamız gerekiyor. Ama bizim yaptığımız çalışmalarda yüksek yoğunluğa daha yakın bir durumda olduğumuzu tahmin ediyoruz. Henüz çalışmamız bitmedi, bitmek üzeredir ama hani 276 bin nüfuslu bir ülkede 300'den fazla varsa bu 100 binde 100'den fazla demektir. Aslında bu konuda ilk çalışmayı Doktor Hatice Aksoy ve Doktor Turgay Akalın yaptılar. 1989-90 yıllarında kapı kapı dolaştılar. Birleşmiş Milletler'in desteklediği bir çalışmaydı. Çok önemli bir çalışmaydı. Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların ortak bir çalışmasıydı. Ve çıkan sonuç 100 binde 51 bizimki Kuzey Kıbrıs'ta olan, 100 binde 42 de Güney Kıbrıs'ın sıklığıydı. Ama biz biliyoruz ki dünyada da artıyor bu sikleroz, ülkemizde de artıyor. O yüzden bu rakamların üzerine çıktık. Bizim de yapmış olduğumuz bir çalışma, 114 hastayla bir ön çalışma yaptığımızda işte 2'ye 1 gibi kadınlarda daha fazla, ortalama yaşımız 43 idi. %70'e yakını ataklarla seyreden, %20'si sekonder progresif dediğimiz, %4'ü de primer başlangıçtı. Yani diyoruz ya hep ataklı seyreden formu daha sık görüyoruz. Baştan ilerleyici olan, tedavi şansı da az olan formu daha az görüyoruz. O yüzden bu tanıyla karşılaştığınız zaman umutsuzluğa kapılmayın, çok tedavi seçeneklerimiz var diye her zaman söylüyoruz. Nedeni nedir peki bu hastalığın? Yani tam olarak bunu söylemek çok mümkün değil. Ama yapılan çalışmalar, klinik gözlemler genetik bir yatkınlıktan söz ediyor. Ama bu hastalar kalıtsal bir hastalık diyemeyiz. Sadece genetik bir yatkınlıktan söz edebiliriz. Çevresel faktörler ki şehirlerde, işte sanayileşmiş yerlerde daha fazla olduğunu gösteriyor ki bunun hava kirliliğiyle ilişkili olabileceği düşünülüyor. Elbette tütün ve tütün kullanımı. Gerçekten hem bu hastalığın başlamasında hem de başladıktan sonra atakların gelişmesinde yeri var. Vitamin D eksikliği, ülkemizde de vitamin D eksikliği önemli bir sorundur. Her ne kadar da güneşli, güneşten yanan bir ülke olsak da bir şekilde bizim vitamin D sentezinde de bir sorunumuz olabilir. Çünkü benim de başka bir endokrinoloji uzman arkadaşlarımla gözlemi olur ki vitamin D eksikliği bizim için önemlidir. Ülkemizde sıktır. Hani güneşimiz boldur, biz de sakın çıkmaz diye düşünmemeliyiz. Vitamin D kontrollerini yaptırmak gerekir. Ve yine beslenmenin de bu hastalıkta önemli bir yeri var. Özellikle tuz tüketimi. Tanıyı nasıl koyuyoruz? Tanıdaki amacımız bir kere erken tanı koymak istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki hastalığı erken tanırsak ve tedaviye de erken başlarsak o zaman sonuçlarımız çok daha iyi olur. O yüzden multiple sklerozda diğer başka birçok hastalık gibi erken tanı koymak önemlidir. Bir de doğru tanı koymak önemlidir. Çünkü başka hastalıklarla karışabildiğini biliyoruz. Hatta bazen hastalarımızın da kafası karışabiliyor. Başka hastalıklarla da karışabildiği için doğru tanı koymamız lazım. Yani bir hasta MS değilse ona MS dememek için çok büyük gayret göstermek gerek. Ya da MS ise sen MS değilsin de dememek. Bu bizim sorumluluğumuzda hekim olarak. Mutlaka doğru tanıyı koymak için gayret göstermemiz lazım. Biliyorsunuz işte detaylı bir öykü çok önemli bizim için. Yani hasta bize geldiğinde bir şikayetle gelir. Örneğin gözüm görmüyor, kuslu görüyorum der. Bu ilk şikayet mi diye mutlaka hem bizim hem hastanın çok iyi hatırlaması lazım. Çünkü ilk ataksa bizim tavrımız farklı olabilir, ikinci ataksa farklı olacak. O yüzden geriye dönüp de hastaların ya işte bir
yapmıştım. İşte birkaç gün süren bir dengesizliğim olmuştu. O günlerde çok yorgundum, belki ondandı diye hastalar üzerinde durmadı, geçiştirdiği kendiliğinden düzelen ataklar olabilir. Bunları da iyice hatırlamak gerekir ve hekimimize söylemek gerekir. Muayenemizi biliyorsunuz, uzun uzun bir muayenemiz var, yapıyoruz, eksik bırakmamak lazım. MR konusu çok önemli. Hani bazen getirirsiniz MR'ları, yok deriz, bu olmamış. Bu MR güzel değil. Gerçekten uygun şekilde çekilen bir MR bizim için kıymetlidir. Bunun için iyi çekilmemiş MR'lar bizi yanıltabilir, kararlarımızı değiştirebilir. İyi MR'lar önemli. Ve suyu alıp inceliyoruz ve bazı testler daha yapıyoruz. Tanıya ulaşmak için. Aslında benden çok daha iyi biliyorsunuz bu hastalığın belirtilerini. Hani benim size anlatmama gerek yok. Fakat kısaca söylemek gerekirse puslu görme olabilir, çift görme olabilir, lezyonun yerine göre. Dengesizlik olabilir, kollarda, bacaklarda uyuşmalar olabilir, güçsüzlük olabilir, idrar tutukluğu, idrar kaçırma dediğimiz sfinkter sorunları, kabızlık olabilir, dengesizlik olabilir. Lezyonların yerine göre klinik tabloda ortaya çıkar, şikayetler ortaya çıkar. Bazen de yorgunluk, unutkanlık olabilir. Bir tane çok sevdiğim bir hasta bana demişti ki kafamın içi dağınık bir oda gibi, toparlayamıyorum. Gerçekten bazen motosikleroz, unutkanlık da yapabilir. Bunu da akılda tutmak lazım. Baş ağrısı, yorgunluk gibi, uyku bozuklukları gibi sorunlar olabilir. Bir de gelip geçici olaylar vardı ki hastalar bunları akılda tutmaz, biz de muayenede bunu tespit edemeyiz. Mesela bunlardan bir tanesi nerve bitmeli, paroksistan şeyler. Olup da biter kısa süreli sıkıntılar. Nervit, boynumuzu öne eğdiğimiz zaman kollarımızda, bacaklarımızda, sırtımızda bir elektriklenme hissidir. Böyle bir şey olursa mutlaka bunu hekime söylemek lazım. Bu sil fenomeni dediğimizde, diyelim ki gece yolculuk yapıyorsunuz, trafik lambasına baktınız. Trafik lambası normal kırmızı görmeniz gerekirken böyle kuyruklu bir yıldız gibi uzayan bir ışık görürseniz işte o da görme sinirindeki bir sorunu bize anlatabileceğinden dolayı. İşte ben bazen objelere bakarken onların böyle uzadığını, farklı bir görüntüye girdiğini görüyorum dediğiniz zaman bu doktorunuz için çok ilgilendirici olur. Ya da sıcak bir havada hareket ettiğiniz zaman görmeniz bozulabilir gelip geçici olarak. İşte çok yorulmuştum, o gün hava da sıcaktı, gözüm bir anda puslu gördü gibi böyle gelip geçici hadiseleri de önemsemek lazım. Doktora mutlaka söylemek lazım. Atakla pseudo atak, yalancı atağı da ayırmak gerekir. Benim hastalarım bilirler, işte beni aradıkları zaman sanırım ben atak geçiriyorum dediklerinde benim ilk sorduğum soru işte idrar tahlilini yaptırdın mı, ateşin var mı olur. Çünkü gerçekten bir enfeksiyon varsa hastada sanki MS atarmış gibi yalancı bir atak ortaya çıkabilir. O yüzden atak diyebilmemiz için hastada bir enfeksiyon olmaması lazım, ateş olmaması lazım. Ve bu şikayetlerin 24 saatte de uzun sürmesi lazım. Ve aynı zamanda da bu şikayetlerin kendilerinin ya da bir başkasının bir aydan son, bir ay içerisinde eğer çıkarsa o da o hatanın devamı olarak kabul edilir. Yani hasta işte bir şikayette bulundu, 15 gün sonra başka bir şikayette bulundu. Bu ikinci bir atak demek değildir. Diğer başlayan hata devamı demektir. Onu o şekilde değerlendirmek lazım. Tipleri de en sık gördüğümüz relaps ingremitin ve tedavi etme şansımızın en yüksek olduğu formu. Neyse ki ataklarda ve iyileşmelerle giden. Ama biliyoruz ki 15-20 yıl içerisinde bu ataklarla ve iyileşmelerle giden sekonder progresif faza geçebiliyor tedavilere rağmen. Baştan beri primerliden de %5 kadar karşımıza çıkıyor. Optik nörit. Tarafta da zamanıma bakıyorum. Şimdi beni uyarırsanız sevinirim. Sanırım bir 6-7 dakikam kaldı. Optik nörit atağı çok sık görüyoruz. Ağrı ile başlayabilir. Her zaman görme bulanıklığıyla başlamaz. O yüzden bu hastalar önce göz doktoruna gider. Benim gözüm ağrıyor diye. Ve göz hareketleri
eliyle de ağrısı arttığı için işte bu gözümü oynattığım zaman çok gözüm ağrıyor diyor ve ardından bir görme bulanıklığı başlıyor diyor. O yüzden optik devrim geçiren hastaların çok önemli bir kısmı nöroloğa değil göz doktorlarına gidiyor önce. Optik sinirde ise optik devrim hata geçiriyoruz. Ama örneğin beyin sapında ya da cerebellumda bir lezon ortaya çıktığı zaman o zaman hastamızda çift görme, dengesizlik ya da konuşma bozukluğu gibi şikayetler ortaya çıkabiliyor. Ya da omurilikte olduğu zaman daha çok uysal dediğimiz karıncalanma, iğnelenme, keçeleşme, ellerde, ayaklarda hastalar şey diye tarif ediyor. Sanki ayağımın altında bir keçe var. Ya da bir poşetin üstünden yere basıyormuşum. Ya da ağrılı olduğunda sanki ayağımda cam kırığı varmış gibi. Bu şekilde şikayetlerle gelebiliyorlar. Daha çok uysal şikayetler oluyor omurilikte. Tabii kas gücü kaybı da ortaya çıkabiliyor. MR için uygun çekim çok önemli gerçekten. İşte bazen bizim huysuzluk edip de beğenmememizin sebebi bu. Çünkü eğer MR istediğimiz gibi çekilmediyse bu bizim kararlarımızı yanlış vermemize sebep olur. Mutlaka kontrast verildikten sonra 15 dakika sonra bazı çekimlerin yapıldığından emin olun, ben her hastama söylüyorum. Bazen çift kontrast, iki kontrast kullandırıyoruz. Ona dikkat edin. Siz de gittiğiniz zaman radyoloji bölümüne, siz bu çektiğiniz zaman 15 dakika beklemediniz diye uyarın. Ya da girmeden 15 dakika beklemeyi sakın unutmayın diye rica edin. Böylelikle tatlıya bağlanabilir işler. Evet, bu bir MR. MR'da nelere bakıyoruz biz? Plakların yani lezyonların dağılımına bakıyoruz. Örneğin burada beyin sapında var bir tane. Bir tane bu ventrikül dediğimiz beyin boşluklarının komşuluğunda var. Juxtakortikal dediğimiz daha yukarıda olan lezyonlar var. İşte bunlar bizim plaklarımız. Onları dişle düşüyoruz, onları takip ediyoruz. Bu da omurilikte bir lezyon. Aksiyel kesimde de yani şöyle bir kesimde de görüntüsü böyle. Zamanına da bakıyoruz. Yani ne kadar yaygın santral sinir sisteminde bir ona bakıyoruz. Bir de zamandaki yayılıma bakıyoruz. Yani yeni lezyon gelişiyor. Kontrast tutan lezyon var mı? Bizi hastalığın aktivasyonunu gösteriyor. Yani zaman içerisinde de yayılımını gösteriyor. Örneğin bakın bu hastalığın lezyonların bir kısmı boyanıyor, bir kısmı boyanmıyor. Belli ki bir eski plakları var, bir de yeni plakları var. Bu bile bize zaman içerisinde bu hastalığın yayıldığıyla ilgili fikir veriyor. 3 ay sonra çekmişim. Şu plağa dikkat edin, bakın şuna. Burada yok. O yeni bir plak. Dolayısıyla zaman içinde de artış olduğu bize... Tamam, teşekkür ederim. Bize bir fikir veriyor. Bu bizim tedavi seçeneklerimizle değerlendirmemizde yardımcı oluyor. Bir de radyolojik izole sendrom var. Daha birkaç yıl önce böyle bir hasta gördüm. Hasta bambaşka bir sebeple hipofiz MR'ı çektirmiş. Yani bir çeşit endokrin sorunu vardı. Hipofiz MR'ı çekildi. O hipofiz MR'ının içine görüntüsüne giren MS plaklarını görmüş radyolog. Ve hemen hastayı bana yönlendirdi. Hiçbir şikayet yok. Hiçbir nörolojik bulgusu yok. Ama evet, MR'ı tekrardan kendine MR'ı çektik. MS plakları var. Bu da radyolojik izole sendrom. Bazen rastgele buluyoruz. Daha doğrusu her zaman rastgele buluyoruz. Ama bu hastalıklara, MS, bu hastalara sen MS'sin diyemeyiz. Bunlar radyolojik izole sendrom. Yani klinik buz olmaksızın sadece MR'da görüntüler olan kişiler. Evet, bir iki örnek vermek istiyorum hızlıca benim hastalarımdan. 45 yaşında bir erkek hasta. Sol üst ekstremitesinde yani kolunda ve her iki bacağında uyuşma oluyor. Ve sol kol ve bacağında güçsüzlük oluyor. Çekiyoruz MR'larını. Bu şikayetleri klinik bulgulardan sorumlu. Şurada bir plağı var. Bir miktar kontrastla tutuyor. Şurada. Beyinde de birkaç tane küçük lezyonu var. Bu hastaya MS diyemeyiz. Bu hasta tek bir atakla gelmiş. Klinik izole sendrom diyoruz ya bazen. Tek bir atakla gelmiş hasta.
çalışmayla geliyor. Şurada bir lezyonu var. Burada görülüyor asiyal testinde. Ama MR'ında bakın birçok yerde lezyonları var bu hastanın. Dolayısıyla bu ataktan sorumlu bir yanılgın tanesi var. Ama onun dışında mekanda yayılımı da birçok lezyonu da olan bir hasta olduğu için onu daha yakın takip ediyoruz ve belki de tedavi önerilerinde kalıyoruz. Gerçekten bize anlatacaklarınız çok önemli. Hatırladıklarınız da çok önemli. Hissettikleriniz de çok önemli ve takipleriniz de çok önemli. Çünkü siz çok önemlisiniz. Benim oğlum henüz bateri çalmayı bilmiyor, bagetleri nasıl tutacağını bile bilmiyor. Ama bu enstrümanı tanımaya çalışıyor. Henüz çalamıyor bu enstrümanı ama çalmayı öğrenecek ve sonra da belki de bir orkestrada çalacak ve çok güzel bir müzik yapacak. Bu hastalıkla tanıştığımız zaman işte bu durumdayız. Enstrümanı tanımıyoruz, bagetleri tutmayı bile bilmiyoruz ama öğreniyoruz nasıl davranacağımızı, nasıl kullanacağımızı bu enstrümanı öğreniyoruz ve sonra da büyük bir orkestranın içerisinde, yani hepimizin içinde olduğu bir orkestranın içinde güzel bir müzik çıkarabilmek için de